Merhaba arkadaşlar. Pratik matematik video serisi yeni video. Karışım problemleriyle ilgili pratik bir yol içeriyor. Kap formülünü anlatacağım. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Karışım problemlerinde klasik şey var. Tuzlu su, alkollü su, şekerli su falan. Biz burada şöyle bakıyoruz. Bir su var, bir de diğer bileşen. Diğer bileşenin tuz mu, şeker mi olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Her zaman aynı yöntemi uyguluyoruz. Eğer suyla karıştırılırsa. Şimdi nasıl oluyor? Mesela tuz ve su karışıyor ve tuzlu suyu oluşturuyor. Dolayısıyla tuzlu suyun içerisinde belli bir oranda tuz, belli bir oranda su oluyor. Kap yöntemini öğrenmeden önce şunu iyi algılamamız lazım. Mesela bize %40'lık tuzlu su karışımı dediği zaman bu karışımın tuz oranı %40 olur adı üstünde. Tuzun tuz oranı %100 olur. Suyun tuz oranı %0 olur. Ya bu zaten bilinen bir bilgi ama kap yönteminde bunu yazdığımız için önceden bir check etmek faydalı oluyor. Suda tuz olmaz çünkü tuzun tamamı tuzdur. Dolayısıyla %100, suyun oranı %0. Kap yöntemi şu şekilde. Mesela bizim %30'luk 100 gram tuzlu su karışımımız var. Bir de %50'lik 120 gram tuzlu su karışımımız var. Bu ikisini karıştırıyoruz. Ne sonuç alırız? Şu şekilde kapları çiziyoruz. Birincisine ilkini yazıyoruz. %30'luk 100 gram. İkincisi %50'lik 120 gram. Toplanınca bunlar ne kadar olacak? 220 gram olacak. Burası da soru işareti oluyor. Sonra diyoruz ki 30 çarpı 100 artı 120 çarpı 50 eşittir 220 çarpı soru işareti veya x de diyebiliriz. Bu da bize yaklaşık olarak %41'i veriyor. Burada işte sayıları biraz sallama yazdığım için yani 40,9 oluyor, 41 veriyor. Ama genel olarak formül bu şekilde. Yani birinci kaba yazıyoruz, ikinci kaba yazıyoruz, topluyoruz çünkü eklenmiş. Sonuçta soru işareti çarpı 220 diyoruz, çözüyoruz. Diğer sorularda daha da oturur. İkinci soru tipi şu. Mesela sorularda diyor ki su eklenirse veya tuz eklenirse nasıl olur? Az önce verdiğim %100, %0 mantığı orada işe yarıyor. Şimdi diyor ki %20'lik 50 gram tuzlu su. Hemen yazıyoruz. %20'lik 50 gram. 30 gram tuz ekleniyormuş. Tuzun yüzdesi neydi? %100'dü. 30 gram ekledik. Eşittir. Soru işareti. Karışım ne kadar olacak? 50 gram 30 daha 80 gram oldu. Hemen bunu yapalım. 50 çarpı 20 artı 30 çarpı 100 eşittir 80 çarpı x olacak. Veya soru işareti olacak. Buradan x'i bulacağız. Şurası 1000, şurası 3000, 4000 etti. 4000'i 80'e bölersek 50 eder. X buradan 50 geliyormuş. Ne yaptık farklı olarak? Tuz dediği için %100 ekledik. Su deseydi ne olacaktı? %0 ekleyecektik. Hemen onu şimdi çözelim. %30'luk 100 gram tuzlu su varmış. Hemen yazıyoruz. %30'luk 100 gram. Buna ekleme yapılıyormuş. Artı koyduk. 50 gram su. Suyun yüzdesi 0'dı. %0 50 gram. Karışımın tuz oranını soruyor. Toplam ne oldu? 150 gram. Biz bilmediğimiz için soru işaretliyoruz veya x de diyebiliriz karışımın oranına. Yazıyoruz. 30 çarpı 100 artı 0 çarpı 50. Dolayısıyla 0 olur. Eşittir. 150 çarpı x. 100 çarpı 30 3000. Artı 0 eşittir 150 çarpı x. Buradan da x'i, şurası 3000, 20 olarak bulabiliriz. Burada ne yaptık? Su ekledik. Yukarıda tuz eklediğimiz için ikinci kaptaki %100 yerine %100 demiştik. Burada %0 dedik. Çünkü su ekledik. Gelelim bir tane farklı soru tipi olarak su buharlaştırma sorusuna. Şurası eksi olacak bunda. Şu yok. Eksi. Çünkü buharlaştırıyoruz. Çıkarttık. Yine aynı şekilde diyor ki %40'lık 80 gram alkollü su. Hemen yazıyorum. %40'lık 80 gram. Bundan 16 gram su buharlaştırılıyor. 16 gram buharlaştırılıyor.
Su yine oranın %0. Alkol veya tuz demesi bizi etkilemiyor. Su ve diğer bileşen olarak bakıyoruz. 16 gram buharlaştırıyor. %0 ama. Ne kaldı? 80'den 16'yı çıkarttık. Artık 64 gramım var. Soru işareti karışımın oranı. 80 çarpı 40 artı 16 çarpı 0, 0 zaten. Eşittir 64 çarpı x. Buradan da 3200 eşittir 64 çarpı x olacağı için x'i 50 olarak buluyorum. Şimdi kısaca bakarsak ne vardı? Birinci soru tipinde iki farklı karışımı karıştırıyorduk. Dolayısıyla karışımların yüzdesini veriyorduk. Birinciye birincinin yüzdesi, ikinciye ikincinin yüzdesini yazıyorduk. İkinci soru tipinde ne yaptık? Tuz ekledik. Dolayısıyla dedim ki ikinci kaptaki eklemem tuz olduğu için %100. Karışıma %100'lük bir şey ekliyorum. Üçüncü tipte su eklediğim için %0 dedim. Dördüncü tipte ise buharlaşma işlemi olduğu için çıkartma yaptım. Su buharlaştırdığım için %0 dedim ve suyun su oranı yani suyun alkol oranı %0 olduğu için %0 dedim ve bu şekilde işlemi yaptım. Peki sorularda karıştırma için ne kullanılıyor? Kafa karıştırma için. Şimdi şöyle demiyor. %70'lik tuzlu su karışımını derken tuzlu su karışımının diyor, normal klasik anlatımda şöyle diyor. %70'lik su içeren karışımı. Bu sefer ne oluyor? %70'i suysa %30'u, çünkü %100'den çıkarıyoruz, tuzdur diyoruz, ona göre çözüyoruz. Birinci karıştırma bu. Yani tersten veriyor. %60'lık tuz içeren karışım demiyor da %40 su içeren karışım diyor. Tersten veriyor. Orada bir öyle karışıklık var. Dikkat edersek çözeriz. Mesela şu sorularda nasıl yapar bunu? %30'luk 100 gram tuzlu su demez de %70 su içeren tuzlu su karışımı der. Yine aynı şey olur. Mantıken %70 suysa %30 da tuz içerir. %100'den çıkarıyoruz. Birinci karıştırma bu. İkincisi de şu. Verilen karışımın yarısını alırken oran değişmez. Oranın değiştiği algısı oluşturuluyor sorularda. Yani sizin bir kap çorbanız var. Bunun yarısını birine verdiğinizde tadı değişmez. Çünkü aynı karışım içerisinde gider. Teorik olarak o şekilde. Dolayısıyla burada da dikkat etmemiz lazım. Yani 100 gramlık karışımın %50'si tuzsa ben bunu ikiye bölsem 50 gram ve 50 gram diye yine bunların da karışım tuz oranları %50 olur. İçerisindeki 50 gram tuz 25 buna gider, 25 buna gider. Somutlaştırma için sorularda kullanılabilecek bir şey var. O da şu. Mesela siz sıcak suyla soğuk suyu karıştırdığınızda ılık su elde edersiniz. Yani ikisinin sıcaklık değerlerinin arasında olur. Dolayısıyla ben mesela %50'lik tuzlu su karışımıyla %10'luk tuzlu su karışımını elde edersem yine arasında bir şey olacak. Ki bu soruların hepsinde de öyle çıktı. İki değer arasında olacak. Bu şekilde soruları çözebiliyoruz.